Şöyle alsın. Bir bardak şekerimizi koyuyoruz. Bir bardak sütümüzü koyuyoruz. Arkadaşlar. Bir su bardağı sıvı yağımızı koyuyoruz. Haşhaşlı revanimiz bu arkadaşlar. Şimdi mavi haşhaş kullanıyoruz. Bir su bardağı mavi haşhaş kullanıyoruz. Ama bir saniye, yumurtayla ilk önce şekeri, yağı, sütü bir çekelim. Ondan sonra onu koyalım. Daha güzel kabarır. Yumurtalar da dışarıda durursa daha iyi olur. Buzdolabından çıkan yumurtalar soğuk olduğu için kabarmayı engelliyor. Şekeri, yağı, sütü, yumurtayı kaçırdık ilk önce. Arkadaşlar. Sonra haşhaşımızı koyuyoruz. Bir su bardağı irmiğimizi koyuyoruz. Bardağı yeter de şu poşetin içine bir de dökülmeyi. Üç yumurta, bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı irmik. Haşhaşı fazla koydum ben biraz. Bol haşhaş iyi oluyor. Ondan sonra beni bir paket kabartma tozu katacağız ve 1,5 su bardağı un. Şöyle kabartma tozunu da bir buçuk su bardağı da unu koyuyoruz. Arkadaşlar tam denk geliyor da. Thank you.
kıvamı gayet güzel oldu. Vanilya da katalım. Tutar mısın? Bir paket de vanilyamızı katalım. Sonra tepsimizi yağlayalım. Yerimize şöyle kenarlara da sürelim ki rahat çıksın. Kenarlarına. Kekler genelde ortada çok döküldüğünde orta kabarık olur. Kenarları alçak olur. O yüzden iyice kenarlara götürüyoruz. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bunu şimdi güzelce fırına verecek. Fırın soğuk olacak. Koyduğumuzdan itibaren açacağız fırını. Fırına koyduk. Fırının derecesine 150'de pişsin arkadaşlar. Kekler 150'de pişsin ki yavaş yavaş piştiği için hem yavaş yavaş kabarır güzel olur. Hem de yanmadan usul yavaş kabararak pişer. İçinde 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı da
koyuyoruz. Tatlımızda kaynayacak bu şekilde. Arkadaşlar güzel kaynasın. 15 dakika yaklaşık kaynasa kaynaması yeterlidir. Kek soğuduktan sonra tatlıyı üzerine döküyoruz. İkisinden biri sıcak olacak. Hangisinin sıcak olmasını tercih ederseniz size kalmış bir şey. Tatlının sıcak olması daha iyi kekten. Kek soğusun. Kek soğuduktan sonra tatlı sıcakken dökün üstüne. Evet, revanımız harika olmuş. Gördüğünüz gibi haşhaşlı revani. Tatlımızı da şöyle hazırlamıştık, kaynattık. Tatlımız soğuk. Kekimiz sıcak. Öyle olması gerekiyor. O yüzden ya da kek soğuk olur, tatlı sıcak olur. O sizin kararınız. Bir güzel dökelim şöyle. Bu ölçü ve bu kıvam tam oluyor. Şeker gayet, bak, emiyor. Yarına kadar bekle. Çok güzel tatlısını çeker arkadaşlar. Tavsiye ederim. Haşhaşlı revanimiz bu şekilde. Ölçüler ve tam kıvamda olduğu için şöyle de bir kaldırayım kenarından. Çok kabarması da iyi olmuyor zaten bunda. Çok güzel kabarmış da.